Günaydın, Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Yılı ufak ufak artık tamamlıyoruz. Neredeyse son işlem gününe doğru geliyoruz. Pazartesi günü işlem olacak. Ancak onun da ayrıntısını tabii ki paylaşmakta fayda var. Şöyle bir bakalım hızlıca hangi rakamlar bizim için bugün neyi ifade ediyor? Gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafında önce Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul tarafında dün gün sonu kapanışı itibariyle 90.974 endeks değerindeydik. 10.000 de üçlük bir fark, 3.66 milyar liralık bir hacimden bahsediyoruz dün gün sonu itibariyle. 10.000 de beşlik bir değerlenme bankacılık endeksi tarafından geldi. Sanayi endeksi cephesine baktığımızda ise orada 0.51'lik bir geri çekilme söz konusu idi 3.66 milyar liralık hacmin içerisinde. En çok yükselen ilk 5 hissenin birinci sırasına dünkü yerine korumuş görünüyor Flap Kongre. Tav Holding takip etmiş. Gersa Elektrik, Hürriyet ve BİM takip eden diğer hisseleri oluşturmuş. Diğer taraftan en çok düşen 5 hisseye baktığımızda karşımıza bu sefer birinci sırada İhlas Holding geliyor. İttifak Holding, Işıklar Enerji, ÇEMAŞ ve Ülker takip eden diğer hisseleri oluşturmuş görünüyor. İşlem hacmi tarafına baktığımızda milyon TL bazlı olarak karşımızda Türk Hava Yolları ilk sırada yer alırken Garanti Bankası onu takip ediyor. Aselsan, Koza Altın, İş Bankası, CTB ise senedi işlem hacminde milyon TL bazında öne çıkan hisseleri oluşturmuş durumda. Diğer yandan milyon adet olarak baktığımızda ilk sırayı bu sefer Işıklar Enerji alıyor. Garanti Bankası, Kardemir D, İş Bankası C ve Türk Hava Yolları diğer hisseleri oluşturmuş görünüyor. Borsa İstanbul'da dün gün sonu itibariyle toplamda o 100 hisseden 25 tanesinin yükseldiğini, 64 tanesinin düştüğünü, 11 tanesinin ise herhangi bir değişiklik göstermediğini hatırlatalım ve geçelim Avrupa piyasalarına. Avrupa tarafında Almanya'da %2.37'lik bir kayba imza atıldığını söylemek mümkün. Avrupa'da işler karışık. Avrupa Birliği tarafında Avrupa Parlamento seçimleri yapılacak. Brexit meselesi yeni yıla doğru bırakıyor kendine. Diğer taraftan 1.1459'un üzerine 1.1460'lara neredeyse çıkmış bir euro dolar paritesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa'yı çok daha sıkı gözlememiz gereken bir zamana doğru gittiğimizi söylemek mümkün 2019'a girerken. 2.37'lik kayıp Almanya'da yaşandı. İngiltere cephesine baktığımızda %1.5'un üzerinde kayıp vardı. Fransa 0.60 kadar ekside kapattı. İtalyan endekse %1.81'lik bir kayıpla günü tamamladı. Ve İspanyol endekse baktığımızda da orada da %1.40'lar civarında kayıplar vardı. Bu arada İspanya'nın herhangi bir şekilde ekonomik problemlerinden kurtulduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi İtalya'nın da henüz herhangi bir adım atmadığını da söylemek mümkün. Şu gün itibariyle Amerika tarafına geçelim. Amerika tarafında kapanışlar itibariyle baktığımızda aslında oldukça pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Kapanışlar itibariyle %1'lerin üzerinde bir kazancı imza attı. Dow Jones Endeks tek başına %1.14 kazançla birlikte kapattı. S&P 500 tarafına baktığımızda 0.86'lık bir değerlenme vardı. 0.40 kadar da Nasdaq'ın artta kapattığını görüyoruz. Ancak gün içerisinde işler böyle değildi. Amerika endekslerinde günlük kayıplar Nasdaq cephesine baktığımızda %3'ü, S&P ve Dow Jones tarafına baktığımızda ise %2'leri geçmiş durumdaydı. Bütün o kayıpların ardından yine de yukarı yönlü bir harekete imza atmayı başarmış görünüyor her 3 endekste. Güne yükselişle başlamışlardı, ardından ağır kayıplar, ardından tekrar toparlama ve tekrar bu derece yukarıda kapatma epeyce dalgalı bir seyrin olduğunu ortaya koyuyor. Böylece ama kapanış itibariyle baktığımızda yükselişini ikinci güne de taşımış görünüyor. Ayı piyasasından bahsederken birdenbire döndük, boğa piyasalarından bahsetmeye başladık. Acaba boğalar mı tetiklendi 2018 kapanırken, 2019'a doğru acaba böyle bir hareketle birlikte mi gireceğiz diye bütün bunu bunları gözlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. En büyük günlük kazancını Dow Jones'un 1000 puandan fazla kazançla birlikte en büyük günlük kazancı elde ettiğini hatırlatalım. S&P 500 ve Nasdaq tarafına baktığımızda ise %5'lik bir farktan bahsediyoruz. Bir
performanstan bahsediyoruz ki o performansta 2009'dan beri bu yana görülen en iyi günlük performans olarak karşımıza çıkıyor dedikten sonra bakalım yeni güne biz nasıl başlıyoruz, onun ayrıntılarını bulmaya çalışalım. Amerika tarafından geldik, Amerika tarafıyla devam edelim. Vadeli piyasalarda da işler kötü gözükmüyor. 10 binlik rakamlar söz konusu belki ama yine de pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. 0.32 kadar Dow Jones artıdan, S&P tarafına baktığımızda 0.35'lik bir kazanç söz konusu. Nasdaq tarafında da yine 0.26 ile de olsa yeşilin yandığını söylemek mümkün. Asya piyasalarına nasıl bir piyasayı devralıyoruz diye baktığımızda orada da genel itibariyle pozitif bir hava olduğunu söylemek mümkün. 0.33'lük kayıp Japonya tarafında yaşanıyor. 0.15 kadar Çin artıda görünüyor. Hong Kong tarafında 0.10'lar civarında bir değerlenme olduğunu söylemek mümkün ve Güney Kore endeksinde de yine benzer şekilde yukarı yönlü bir hareket var. O daha da güçlü bir alım olduğunu söylemek mümkün olduğu tarafın 0.80'ler düzeyinde diyerek bakalım para piyasalarında neler oluyor. Para piyasaları tarafına baktığımızda 5.30'un altındaki seyrin dolar TL cephesinde sürdüğünü söylemek mümkün. Euro TL'ye baktığımızda 6.06-6.07 bandının çalıştığını hatırlatalım. Sterlin TL 6.71'den geçiyor. Sepet kur tarafına baktığımızda 5.68'deyiz hemen hemen. Euro dolar paritesi 1.14.50 ile epeyce uzun bir zamandır 1.14'ün altında sürdürdüğü seyri sanki oraya doğru çıkarmış görünüyor ki bu bizim yakından takip etmemiz gereken notlardan bir tanesi. Bize de direkt olarak etkisi var zira. Gelelim dolar endeksi tarafına. Dolar endeksine 96.36 seviyelerinden işlemler geçiyor. Bir gözümüz kulağımızda emtia piyasasında. Hadi bakalım o tarafta ne oluyor. Evet, emtia piyasası tarafına baktığımızda gözümüz bir süredir özellikle petrol cephesindeydi. Orada da epeyce oynaklığın arttığı bir dönem yaşadık. O dönemi atlattık mı atlatmadık mı onu henüz söylemek için erken görünüyor. Geldiğimiz nokta itibariyle 53.08 $ bir fiyatlama söz konusu Brent petrol cephesinde. VTI tarafına baktığımızda ise $45.60 bir seviye görüyoruz. Altın fiyatları tarafına baktığımızda ise orada güvenli liman meselesini bir süredir konuşmaya başlamıştık. O güvenli liman olma özelliğini kazandı demiştik hatta. $1,278 durarak aslında bu yorumu teyit eder nitelikte. Bir altınla karşı karşıyayız. 217 lirayı görüyoruz gram altın cephesinde. Diğer yandan çeyrek altın tarafına baktığımızda ise 352 liralık bir fiyatlama olduğunun hatırlatalım ve artık geçelim ufak ufak gazetelere. Evet, gazetelerin ekonomi sayfalarına birlikte şöyle göz atacağız. Önce başlayalım. Hangi başlıklar ön plana çıkmış onun ayrıntılarını sizlerle paylaşarak diyelim ve taksitli haksızlık başlığı ile birlikte ilk haberimizi sizlerle paylaşalım. Hürriyet gazetesinden ileteceğimiz bir haber olacak bu size. Bazı bankalar kredi kartıyla taksitlendirdiğimiz alacaklarını vadesi gelmeden tahsil etmiyor. Kredi kartınızda taksitleriniz kadar para yatırırsanız bile bu borçlar kart limitlerinizi etkilemeyi sürdürüyor. Taksitli borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşa engel çıkarılmasını anlamak mümkün değil başlığını kullanmış Milliyet gazetesi. Kredi kartlarında taksitli borcunuzu önceden kapatamıyorsunuz başlığıyla birlikte verilmiş bu haber. Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Saner Canko, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte kredi kartının borçlanma aracı değil, ödeme aracı olduğunu belirterek şunları söyledi. Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil, değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum. Mesela çocukların okul ödemelerinin olduğu zamanlarda kart limitlerimi artırıyorum, sonra limitlerimi düşürüyorum. Limit size tanınmış kişiliğinizi verilmiş bir hak ama harcamak demek değil. Sonuçta bankacılık sektörü Türkiye'de herkesin kredi kartı sahibi olmasını, herkesin yüz binlerce lira limitli olmasını ve herkesin gırtlağına kadar borçlanmasını istemez diyor.
Soner Canku'nun haklı uyarılarına dikkate almakta fayda var. Ancak ben size bazı kartların, bankaların kart borcumuzu erken kapatmak istediğimizde buna izin vermediklerini söylesem ne dersiniz diye sormuş Sefer Levent burada vermiş olduğu bilgilerin içinde. Alışverişin %20'sinin taksitli olduğunu hatırlatmış. Ortalama kart sayısında 2.2 olduğunu söylüyor. Geçelim bir başka habere. Dün size bir son dakika olarak aktarmıştık bu haberi. Bireysel emeklilik sigortalarında otomatik olarak katılımın yeniden başladığını, BES beklemeye geçti başlığı ile birlikte bir haber görüyoruz Hürriyet gazetesinde. 5.7 milyon çalışanın BES'e girişi ertelendi başlığı ile birlikte veriliyor bu haber. Hazine ve Maliye Bakanlığı BES'e otomatik katılım uygulamasına değişiklik yaptı. 2019'un Nisan ayında işverenleri tarafından yeniden sisteme alınması gereken 5.7 milyon kişinin girişleri 2020'ye ertelendi. İşletmedeki 2 milyon kişiye özel sandıklardaki 150 bin çalışan da eklendi denmiş Noyan Doğan imzalı haberde. Neler değişti? Onlar sıralanıyor tek tek. Daha önce işverenleri tarafından otomatik BES'e dahil edilmiş ancak çıkmış olanlar 3 yıl içinde bir defalığına olmak üzere otomatik BES'e tekrar dahil edilecek. 2017'de sistemden çıkanlar 2020'nin sonuna kadar, 2018'de çıkanlarsa 2021'in sonuna kadar yeniden sisteme girecek. Yeniden sisteme girenler isterlerse yeniden çıkabilecekler. Yeniden girişler bir kereliğine olacak ve artık otomatik BES'e giriş olmayacak. 2019'un Ocak ayında banka sandıkları, sigorta ve restoran şirketleriyle, ticaret ve sanayi odalarıyla, borsalar veya bunların teşkil ettikleri sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar da otomatik BES'e dahil edilecek. Bugüne kadar çalışanlarını sisteme dahil etmeyen işverene 2 aylıkta süre tanınmış. Bunlar da not Hürriyet gazetesinde paylaşılmış. Gelelim Milliyet gazetesine. Markette sepet 306 lira başlıklı bir haber var burada. 166 üründe fiyat sabit denmiş. Tek tek ürünler yazıyor. Market adları ile birlikte de verilmiş. Dolayısıyla buradaki tabloyu incelemekte fayda var. Türkiye'de yaygın şube ağına sahip 4 markette uygun fiyatlı ürünleri inceledik. 4 markette toplam 250 kalemden oluşan listede geçen aya göre 166 ürünün fiyatı sabit kaldı. Sepet 2 lira artışla 306 liraya doldu deniyor Ayşe teyzenin kesesi başlıklı haberde. Ücretli poşete alıştırma yapılmaya başlanmış. Bakliyat fiyatları aynı kalmış. Fiyatlardaki değişimler tek tek sıralanıyor. 57 üründe artış olduğu dikkat çekmiş. Yılbaşı hazırlıkları dolayısıyla da enflasyonla topyekun mücadele programı kapsamında bir takım afişler yapılmış. Onlar da yine Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında paylaşılıyor ayrıntıları. Hal yasası ne olacak sorusu uzunca bir zamandır aslında sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi. Beyza Coşkun Türk kaleme almış buradaki haberi. İzmir Ticaret Odası yılın son meclis toplantısını yaptı. Odanın 2019 yılı bütçesinin de belirlendiği toplantıda konuşan İSTO Başkanı Mahmut Özgener 2018 yılına ilişkin değerlendirmeler yaparak 2019 yılı beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgener, güzel gelişmelerin yaşandığını, ihracatı 2019 yılında daha da artırmak için ticaret diplomasisinin hızlandırılacağını, daha fazla alım heyeti düzenleyeceğini, Exim Bank desteklerinin artırılacağını ve pazarların çeşitlendirileceğini belirtmiş. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın canı gönülden bunları desteklediğini söylüyor. Diğer taraftan son bir haber, o da tarlada Tekno Dönem başlığını taşıyor. Posta gazetesinden ileteceğimiz bir haber olacak. Murat Gülderen imzalı bir haber. Tarlada Tekno Dönem, tarlanızı evden ekin başlığını taşıyor bu haber. Sürücüsüz traktörler, tohum eken robotlar, otlara ayırt eden kameralı yapay zeka teknolojileriyle yılın son günlerinde dönüşümünü tamamladı. Birkaç yıla kadar çiftçiler tarlalarını bilgisayar ya da cep telefonlarından ekip biçebilecekler diyor haber. Topluyor ve kırpıyor denmiş. İngiltere merkezli Guimmi Arm isimli yapay zekalı robot tarım arazisinde bulunan ürünleri kırpma ve toplama yeteneğine sahipmiş. Amerikalı Case
IH tarafından geliştirilen elektrikli traktörden yine bahsediliyor. Ekimi yapan dronlardan bahsedilmiş. İneklere yüz tanıma sistemi geldiğinden yine bahsediliyor bu haberde. Ayrıntılar için Posta Gazetesi'nin ekonomi sayfasına bakabilirsiniz diyelim ve bu notlarla birlikte parametreye geçelim.